Ee, Baboğa 13 attı ama belki de maçın Basit. en zor şutunu soktu. Yani Efes'in e, şu anda görüntüsü 10 üzerinden 10. Sadece alınan önlemler değil, normal Larkin gibi de oynamadı. Sonra ikinci yarı 23 sayı attı. <laughs> Efes böyle e, rakibi döverek, boğarak ev sahibi üstünlüğünü hisseden bir takım değil. Çünkü çok silahı var. Ya ben Nando De Colo muyum soru işareti var, o çok kötü kolunun şu anda en büyük rakibi rakibi Nando De Colo. Arkada savunmayı bilen 4 numaranın mutlaka Wesley'nin yanında olması lazım. Fenerbahçe'nin Efes'ten farkı bu kadro düzeninde evinde Boğacan abi. Fenerbahçe'nin ne olursa olsun kazanabileceği maçlardan galibiyet çıkaramamasına şaşırıyorum. <Sessizlik> Evet, sevgili basketbol severler, Euroleague Basket Podcast'in 20. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah'a şükür iyi. Güzel olmuş tıraşın. Ha. Evet. Teşekkürler. Bedelli askerlik söz konusu mu yakın zamanda? Ha. <laughs> 63 yaşında. <laughs> Abi e, bu hafta çift maç haftasıydı. E, 4'te 3. Ee, Anadolu Efes'e başlayacağız Sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz ee, Efes CSK maçıyla başlayalım Ve top sizde efendim Buyurun Bir şey sormayacağım mı ya? Hayır Direkt <laughs> Efes direkt CSK ile ilgili ee, Şöyle diyeyim o zaman Şöyle söyleyeyim Ben e, buradaki maç için Anadolu Efes'in e, galibiyet serisini bitiren maçtı CSK maçı Son topu Larkin kullanamamıştı Tam tersine de Mike James atıp 81-80 kazanmıştı ee, CSK moskova O maç için şey demiştim ben. Efes bölüm sonu canavarını geçemedi demiştim. Bu sefer geçti. Ee, bir zor deplasmanlardan yani zor deplasman olarak düşünebileceğimiz ee, maka bir maçı kaldı. O mahalle abilerinden. O da ee, zaten önümüzde gelecek bu 3 maçlık deplasman serisinde. efes CSK ile başlayalım abi. Ee, nasıl kazandı Anadolu Efes? Nasıl bölüm sonu canavarını alt etti? Top sizde. Valla nasıl kazandı? Ee, zor bir maçtı tabii. Şimdi SK e, biraz Efes'e ters geliyor. Ama Efes de e, geçen hafta da söyledik. Olağanüstü bir e, ...oyuncuların kendine güveni... ...kenara güveni... ...kenarın oyunculara güveni... ...biraz da Mike James'in... ...Shane Larkin'dan... ...daha iyi oyuncu olduğunu... ...ispat etme... Çabası. ...çabasından da... ...faydalandılar... ...ama yani Efes'in bu seneki en büyük... ...özelliği... ...zaman içinde bu çok gelişti... ...mesela Simon... ...hiç yok sıfır sayı... ...Singleton... Doğru bir şeyler yaptı ama sayıya, e, skora katkı yapamadı. Beş sayı. E, Metsic, Larkin, Boboa, yani, Playes işte bir şekilde bir yerden gereken e, hamleyi buluyorlar. Moerman çok kritik bir hücum e, ribatı alıyor. Çok kritik bir üçlük atıyor. E, ama tabii 3 kısanın 18'de 9 üçlükle oynaması ve 23, 19 ve 13 ki eee 13 attı ama belki de maçın yani en e, kritik şutunu soktu. En kritik ve en zor, çok can yakan bir basit. en zor şutunu soktu. Tabi e, tabii şimdi e, biz seninle sohbet ederken <laughs> biraz erken mi form tuttu diyorduk efes ama yani bütün zor deplasmanları makabi hariç hepsini geçtiler yani bir şekilde biri düşse bile biraz başka biri onun boşluğunu dolduruyor zaten büyük takımlarda da bu oluyor çünkü bir oyuncunun şimdi lakına bir takım önlemler alınmaya başlandı e, jelgeniz maçında da bunu gördük yani e, Mitsic o özel önlemlerden iyi faydalanıyor. Kendisi sakatlıktan sonra çabuk da form tuttu. E, Baboa e, veya Simon biri mutlaka çok önemli katkı yapıyor. Zaten ikisinin de çok önemli katkı yaptığı maçlarda e, Efes daha rahat kazanıyor. Şimdi biraz da Danson'u aramaya başladılar bence. CSKA özellikle Zaygirs maçında daha çok aradılar gibi oldu. Ee, o da geliyormuş. Yani Bayern maçı dedi galiba Ergin Ataman, değil mi? Ben Zaygirs maçına gittim. Hatta seninle sonra telefonda da konuştuktan sonra ya ben mi acaba sadece benim mi dikkatimi çektim de biraz sanki kilo almış gibi geldi bana da. Sen de söyledikten ben sonra ekranda, da şimdi ekran ben yanıltabilir. De canlı ekran yanıltabilir. Ekranda da biraz kilo <laughs> ama ayakları yandıysa tabii, tabii. yani e, ya, verir kilo ya onda bir şey yok. Yani biraz e, normal ama mesela şimdi Moayyamanda yüzde yüz değil ama çok ekstra gayretiyle katkılar yapıyor. E, o da forma geliyor. Yani Efes'in e, şu anda e, görüntüsü 10 üzerinden 10 Doğru. Yani e, dansında bir ay içinde toparlarsa. Ortaya bana sorarsan şampiyonluğun en büyük adayı zaten. En büyük adayı daha da güçlenmiş olarak çıkacak. Evet. Zaten şu anda da e, risk merkezlerinin bir numaralı favorisi Anadolu Efes. Ben başka, yani başka... <laughs> geçen gün başka... bir merak ettim baktım. E, çok bir fark yok Real Madrid ile Barcelona ile arasında. Real Madrid ile Barcelona'nın e, şeyi aynı. Anadolu Efes e, bunun farkıyla ee, favori gösteriliyor. Sonra CSK Sonra bu kadar kötü haline rağmen, bu kadar kötü bir sezon geçirmesine rağmen tabii ki toparlanma evvareleri veriyordu Fenerbahçe'de. Sonra Fenerbahçe geliyor. Mesela Fenerbahçe'den sonra Makabi arasında bir uçurum var. Yani şampiyonluk e, favoriliği konusunda. Onu da ekleyeyim dedim. Peki ne? abi e, Andolu Efes kazandı. E, ben bunu Zaygis maçına gittiğimde de orada da sohbet ettiğim birkaç tane sev, sevdiğim efesli arkadaşımla da konuşurken Anadolu Efes kazandı ama sanki e, CSK maçı biraz fragman gibiydi ya bazı konularda. Hangi konularda? Yani izin verilen sertlik e, devam ettirmediler bazı şeyleri belki ama e, mesela e, hakemi de yeneceksin oluyor da e, dönüp bakıyorum bovaanın üçlüğü olmasa çok hakikaten çok zor bir şut soktu. E, CSK 37'de 10 üçlük attı ama aslında bakıyorsun 2 3 tanesi dışında Mike James'in e, düzen üstü de şutlardı. Yani bir tanesini atmış olsa CSK belki de maçı kazanacaktı. Yani her ne olursa olsun tabii ki CSK deplasmanında kalkıp 10 sayılarla 12 sayılarla 15 sayılarla kazanmanız çok ama çok zor ama 2 sayıyla kazanıyorsun. Ama sanki bu bana biraz böyle e, yani Larkin drive ediyor. Yani 4 tane çok net dayak yediği pozisyon var. Biz senin hatırlıyor musun şey diyorduk. Larkin çok steps yapıyor. Hakemler kaçırıyor. Çok hızlı olduğu için. Bir tek onu yakalasa yakalasa Lamonica yakalar diyordun sen. Ve çat diye çaldı. Yakaladı. Hemen yakaladı yani. Çünkü dikkat ediyor. Ha, yani devamını getirmiyorlar. ya benim bu konuda biraz kızmasınlar. Biraz şeylerim var. Böyle endişelerim var diyeyim artık. bazı konularda. Sanki Efes'i bire hani sen orada kal Hani bir de kal, birini sabitleştir, ben 8'den getireceğim senin önüne. Hani senin hiçbir takım seçme lüksün de olmayacak. Kim diyor bunu? Ya, yani sanki düzen oraya doğru gidiyor. Fenerbahçe'de ben bunu konuşacağım çünkü sen bana 2-3 haftadır söylüyorsun bu konuyla alakalı. Ee, yani rahatsız olduğum şeylerden biri. Ya bu Nisan ve Mayıs'ın biraz fragmanı gibi oldu maç. Euro ile ilgili tek rahatsız olduğun <laughs> konu buysa iyi. Ya çok rahatsız e, e, işte i̇şte maçına geçince daha biz bugün e, işte programa girdiğimizde sen söyledin. Dün gece de e, belki maçın son pozisyonu değildi ama e, o Efes bizim lehimize oldu hata belki ama Zalgiris'ten özür dilediler pozisyonla alakalı. Singleton'ın hücum faaliyle alakalı. Şimdi bir şey soracağım. Tabii ben maçı izlerken o pozisyonun yanlış bir düdük olduğunu gördüm. Yani biz de salondaydık, biz de gördük. Peki bu aynı EuroLeague <laughs> yönetimi. Barcelona Fenerbahçe maçını izlemedin mi? İzledim. Craig Williams'ın pozisyonlar. O yani. belki daha da net yanlış karar. Kesin. Yani. Evet. Yani şimdi bu istikrarsız olduğu sürece yani rakip Jalgeris Türk takımı hadi özür dileyelim. Barcelona olunca niye değişiyor? Real Madrid olunca niye değişiyor? CSK olunca i̇şte niye bunlar değişiyor? Bunlar benim hep kafamı şey Hayır, yapıyor. Ama şimdi, konular bunlar. Ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Ee, evet yanlış karar ama o zaman bütün yanlış kararlar için özür dile. Çünkü şimdi bugüne kadar maçın son pozisyonlarında özür diliyorlardı. Evet, bu maçın en kritik pozisyonu olabilir ama son pozisyonu değildi. E ona bakarsan, Williams'ın pozisyonu da maçın en kritik pozisyonuydu, son pozisyonu değildi. Bir de şimdi bunu sadece Euro Lig'e şey yapmak belki yanlış. Dün akşamki Portland Utah maçını seyrettin mi? Ya, çok kötü son ha, son bir dakika Şimdi kötü. bu ekrana gitme pozisyonu tekrar izleme durumu keyfi mi? Takıma göre değişiyor mu? Evet evet. Yani anlatabildim mi? Hatırlıyorum abi sana. Ama foal pozisyonlarında sadece sportmenlik dışı mı ya da şey mi diye izledikleri için yani normal foal mi diye izledik. Ya o da biraz işte şey anladın mı? Hani hani izliyoruz Kapıyı da. Kapıyı açık bırakmak. Heh, aynen öyle. Tam Türkçesi o. Abi çok konuyu dağıtmadan eee Efes Aygis'e geçelim. Ee... Abi şimdi Efes Aygis maçında bugün e, TRT'de canlı yayınım vardı. Biraz uzun sürdü. Kafamda da çıkarmak istediğim kontrol etmek istediğim bazı istatistikler vardı. E, ancak bir kısmına bakabildim. Çeşke maçında Çeşke 37 tane üçlü kullanmış. 37'de 10. 27 tane ikilik kullanmış. Bu maç dışına baktım. 861 tane ikilik, 677 tane üçlük. Jargiz 31 üçlük kullanmış. İnanılmaz soktular. Rekoru kırdı, rekor kırdı. o, 19 <gülüyor> basket <gülüyor> bulmuş. Sadece 24 ikilik kullanmış. Ee, 885 ikilik kullanmış bu maç dışında bu sezon. 546 üçlük. Şimdi e, Efes en iyi üçlük atan takım. En yüzdeli atan. Hmm. Bu şeye havaya soktuğu zaman bir maçı Anadolu Efes kazanma olası her zaman daha fazla. Ve iki maçta da bunu başardı. Evet. Çünkü işte Ceska maçında Simon hiç atamadı ama Jelgiris maçında iki tane çok kritik üç sayılık basketi var. Doğru mu hatırlıyorum? Simon'un mu? Tabii. Ele maç sonunda bir Hı. tane attı. Ya. Yani e Bobo, Simon, Singleton, Larkin, Mitsich, Kimi atlıyor? Hatta Plays uzun Plyce. geri gelmezse. Anderson. Anderson günü, günü yani olursa. Anderson'ı o şeye koyamayacağım, o sınıfa koyamayacağım ama günü olduğu zaman, evet, o da. Buran. Işte, o, çok o da fazla, eli tutunca. oynamıyor ama. Oynadığı zaman eli tutunca. Moerman tam Moherman. form tutunca. Yani Efes'i bu. Maç atmosferinde hele şu anki formuyla yenmek çok zor. Bir kere Efes iki maçta da bunu başardı. Yani maçı e, rakibi üçlük atışları, ikilik atışlara tercih etmeyi, yönlendirmeyi başardı. Çünkü bu hele Jalgeriz, yani Yasikevi 300 geldiğinden beri e, üçlü belki de en az kullanan <laughs> hatta Fenerbahçe ile birlikte e, takımdı. Efes'in şu anda maçı kontrol altına alma becerisi o kadar yüksek ki 8'de 8 üçlük de yese yemedi ama ona yakın bir yüzde 7 bir ara e, bu onları hiçbir şekilde etkilemiyor, rahatsız etmiyor. Evet. Şimdi bu çok çok önemli bir şey. Yani oyuna hükmetmeye artık oyun olarak başladı. Sadece bireysel olarak değil diyorsun. Ha şimdi iki maçta da e, yani endişe verecek değil de e, Larkın'ın biraz e, adapte olması gereken e, şeyler vardı. Bir kere şeyin uzun rotasyonu hem sert Ceskan'ın hem de hareketli. Ejel maçında da yani e, e, Baksem One da tam değil de esasında. Aslında Baksem One'ın geliştirilmiş versiyonu. Yani diyorum. bekçiler onun gideceği yerde bekçiler vardı ve ilk yarı sıfır sayıyla çıktı Shane Larkin. Ee, moralini de serbest atış çizgisinden ve bir tane tunik top çalıp turnike mi atmıştı? Doğru mu hatırlıyorum? Larkin mi? İkinci o kadar yarı. çok maç seyrettim ki şimdi hepsini birbirine karıştı. <laughs> İkinci yarıda evet. Değil mi? Evet. E ondan sonra da zaten normale dönünce Larkin yani çok fark ediyor. Onda, o zaman işte diğer oyuncular da bu özel anlam önlemler geldiğinden dolayı istedikleri pozisyonları daha rahat buluyorlar. Yani Efes için zor iki maç. Yani Celgene maçı evindeydi ama Celgene şu anda belki de en sert ve e, Efes'ten sonra belki de en moralli takımdı. Ben kaybetsin benim için sürpriz değildi. Ben Zalgis'in kazanacağını düşünüyordum. Ciddi söylüyorum. E, Valla e, içerilerde hatta biliyorsun arkadaşlarımla. Beraber gittik maça. Maçtan önce de e, şeyimiz var yani. Ben Çok kolay olmayacak. Zalgis kazanabilir dedim. Kolay değil mi? olmayacağı kesin ama şu anda e, birisinin... İstanbul... Çok, çok ters bir takımı yani. yani Efes Ters, sert... Efes'in e, formda konsantrasyon veya odaklanma sıkıntısı çekmediği bir maçı İstanbul'da bir rakibin gelip kazanması şu anda çok kolay değil, çok zor hatta bence. Peki sence e, Larkin veya takım e, maç başında 8-0'la başladı Zagir. O sence odaklanma probleminden mi yoksa Saras'ın aldığı önlemlerin e, Efes'i biraz e, Farklı tercihe yöneltmesiyle mi alakalı oldu? Şimdi maçı izlerken Larkın'da bir sıkıntı olduğunu ilk yarı... Konuştuk senle. Yani ben e, Allah Allah dedim. Yani e, sadece alınan <laughs> önlemler değil, normal Larkın gibi de oynamadı. Yani Biraz geri çekildi, sahneyi diğerlerine bıraktı. E, bir şey mi oldu diye... Düşündüm ama sonra ikinci yarı 23 sayı attı. <laughs> 24. Fenerbahçe 24 mi? Fener Aynı Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe'nin de 0-60'tı. Fenerbahçe Fenerbahçe evet. İkinci, 11'i galiba iki maçta da serbest atıştı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsun. Ee, orada biz e, seninle konuştuk ama sonra biz e, kendi aramızda da konuştuğumuzda e, hatta dün maç öncesi konuştuk. Ya tamam biz orada sanki bir Matic, Larkin, e, Ergin Ataman'ın Acaba orada bir yönet, yönetmede de o ikilinin şu anki durumunu yönetmede de bir sıkıntı yaşıyor? Çünkü maçı ikisiyle devam ettirirken Misic'i e, biliyorsun 3. periyodun sonuna doğru çıkardı. Larkin'e dedi ki tamam sahne senin. Hani son zaten 6-7 maçtır da e, sahneyi aldığı zaman Larkin Efes e, maçı götürüyordu, kazanıyordu. E, acaba diyoruz hani Larkin çünkü canlı izlediğimiz için tepede topu getiriyor Misic'e teslim ediyor. Ve sonra gidiyor ya sol forvet ya sağ forvet de bekliyor ama hiç hareket yok. Hani i̇şte iki sa adım sahneyi bıraktı dediğim o. Heh. Peki bu Mitsiçe tekrar Mitsiçi oyuna sokmakla alakalı mı? Oyuna sokmak dediğim mi? belki Mitsiçi 22 attı ama çok değerli bir 22 atmadı benim gözümde. Onu demek istiyorum maçla ilgili. Ama değilim. Efes'i oyunda da tutan Mitsiçi sayılarıydı. O ayrı. Sayı olarak tuttu evet ama çok da basit ee, düzenin akmaması da birçok kez bence orada biraz mis için de sıkıntısı. Hani daha yeni döndü ikinci, üçüncü haftası da. Acaba arkadaşının gerçekten önüne açmak için mi? Ya nasıl? Ben yani şimdi, 40 e, yıllık o, sana soruyorum hayır, merak ediyorum. konuşmadan e, bu işin içinde olmadan böyle bir yorumu nasıl yapıyor? Çünkü ergin... Brad Wanamaker'la Costa <laughs> Sulukas da aynı sıkıntıyı yaşıyordu hatırlıyor musun evet. o sene. Evet. E, bir takım şeylerde o ısrar etti ondan sonra ya yani bir sene daha kalsaydı Wanamaker Maker çok farklı bir ikili olacaktı. Şimdi bu ikilinin de ikinci sen senesi bu. Yani ki e, o ikili de final oynuyor. Abi oyuncunun şey. karakteri, egosu, beklentisi yani şimdi bunları işin içinde olan birisi bilebilir, hissedebilir. Ama e, yani, çok da kolay değil yönetmek değil mi abi o egoları Abi şimdi Larkin'in kenara çekilmesi Ceska maçında Maç sonunda Mitsch'e verilen sorumluluğa bir tepki mi ya da ben mesela onu çok takdir etmiştim. Gerçekten ya yani Mitsch geliyor, ona da çok çok ihtiyacımız var. Ben nasıl olsa formumu yakalamışım. dümeni ona bırakayım mı şeyi. Yani kendini saklamadan bunu işin içinde biraz. olmadan bilemezsin ama yani bu kadar kendini pasifize etmesi maçı izlerken beni şaşırttı. Yani kafama da bir şey mi var diye e, gelmedi değil. Şimdi Efes'in şansı şu bir kere Ergin Ataman takıma çok hakim. Evet. İkincisi Simon görevine inanılmaz kabullenmiş durumda. Keza Boboğa'da dedim ben sana ya ama. Ya Boboğa'da şimdi Boboğa bir yere kadar ama e, Simon kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani Simon <laughs> 34 mi 35 yaşında en mı? olgun zamanı <laughs> en olgun zamanı hangi takımların kendisine ters geleceğini çok iyi biliyor onlara hangi takımlara çok zorlanacağını biliyor ondan e, o tür maçlarda ucumda oyunun ona gelmesini bekliyor gelince işte Jelgiris maçında e, çok iyi değerlendirdi Çeşka maçında gelmedi sıfır sayıyla çıktı ama hiçbir şeyi de dert etmedi. Boboğa sanki evet o da rolünü benimsemiş ama yani o rolü benimsemesi için ona biraz da e, ekmeğine yağ sürüp e, üstüne bal koyup yani bir dilimde ekmek vermek gerekiyor gibi geliyor bana her mola sonrası mesela seti ona yani gibi. E, onu bir şekilde ya da oyunun başında sen, ya. başında özellikle evet. sen bizim için önemlisin mesajını vermek gerekiyor Tabii şimdi bunlar e, çözülemeyecek şeyler değil ama çözülmesi de kolay olmayan şeyler değil. Burada niyet çok önemli. E, maçtan sonra da yani Larkinla Matisz arasında bir problem olmadığını hissettim ben. Ya, bence yok. de yok. Yani. Ama bir ya yani insan egosu, oyuncu egosu, ne bileyim. Olabilir Hayır, yani. Olacaksa da böyle zamanlarda Hayır, olsun. Bazılarında ego, bazılarında da oyununun bir parçası. Evet. Yani bazıları mutlaka e, her ucunda yani topu en azından alıp şöyle bir iki dripling yapmaktan enerjisini alır. E bazıları da köşeye gider, kendini unutturur. Pozisyon gelirse atar. Aradaki fark o. Yani. Bir de onun Fenerbahçe'ye geçince de onun örneğini vereceğim. Ben salondaydım. Şimdi Larkin kötü oynuyor falan. salon da hiç havaya giremedi. Aslında orada e, şans mı diyeyim biraz böyle hani e, belli yerde iyi iyi takımlar şanslarını da ortaya koyar. Şimdi orada çok net artık liderliği almış yani Larkin. Taraftarda da e, takımda da bir pozisyon var. 65-60'tı. Rebound'u aldı. Yanılmıyorsa ya Muayerman çekti. Rebound'u hatırlamıyorum. Top dışarıya çıktı. O böyle bir... zaygir ismi top kaybı yaptı. Tam periyot bitiyor. Larkin'in eline geldi. 8,5 metreden kaldırdı. Attı. Girdi. Oradan sonra da zaten bütün sazı aldı. Yani hatta 56-65'ti maç. 7-0'lık seriyle periyodu bitirdi. Anadolu Efes. Yani mesela o girmese... O girmese... Son periyotta daha farklı bir oyun izleyeceğiz. Ama o kadar kendini iyi hissediyor ki en kötü gününde bile ya bu acayip bir mental gelişim yani ben bunu Fenerbahçe maçından sonra söylemiştim mesela bana Baskonya'da oynayan Larkin'le alakalı deseler ki e, işte bak dün Nando Dekolo Colo isabeti bulamadan maçı bitirdi iki sayısı var ikisi de serbest atış e, ikisi de iki yarıyı sıfır sayıyla bitirdi İkisini söyleseler Baskonya'daki Larkin'den bahsediyor olsalar İsim ver mesela ben derim ki Nando ikinci yarı 24-60 derim mesela. Yani tam tersi bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Nando Fenerbahçe'de de mental olarak çünkü takımın en büyük yıldızı. Skor yükü olarak da. Bir tarafta da Larkin aynı şekilde. Larkin'deki mental gelişim çok önemli abi yani. Ama şimdi e, çok değerli bir de. 12.000-13.000-14.000 bin, bin, bin kişi geliyor Efes'in maçlarına. Onların bence yarısı Larkin'i izlemeye geliyor. O çok özel bir o, o konuma geldi. Çok özel bir oyuncu oldu. Şehir dışından izlemeye gelenler var. Ay var. <laughs> Fethiye'den gelmiş arkadaşlar. <laughs> İçeride yani. <laughs> Onlar da geldiler yani en kötü ilk yarısı oldu. Şimdi falan. bunun kabullenmesi şak diye olacak bir şey değil. İlk yarı belki de hakikaten bilerek yaptı. Şunu da düşünmüş olabilirdi. Ben nasıl olsa ikinci yarı sahne alacağım. Tek başıma da e, takımı ayağa kaldıracağım. Şu anda işte Metis olsun, Boboğa olsun e, diğerleri e, yani kendilerini rahat bir konuma getirsinler şey olarak. Oyunun içinde neredeyim olarak. Çünkü Anadolu Efes'in buna Nisan'dan itibaren ihtiyacı var. Yani Nisan-Mayıs aylarında tek başına Larkin'in yetmeyeceği bir e, düzenle karşı karşıya kalacaklar. Yani Düzen diyeyim artık. Playoff'larda da olsun. Eee Yani maçı gidişatına da olsun. göre değişir ama kendisi için de zaman zaman böyle e, gizlenmesi veya işte kendini e, saklaması, saklaması e, hele 5 maçlık bir seride <laughs> önemli bir şey. Yani on, burada önemli olan ya yani Efes bu kadar sokan bir takıma karşı bile işin içinde Larkin şey e, 56 sayı attı ikinci yarı. Kim? Efes. son çeyrekte kaç attı? 33. 33. Yani. 33 at. Ya, yani Giresin Giresin o kadar Ş şey, efor diyor ki, sarf 10 dakikada bir... bana yeter diyor. <laughs> Zalgiris'in o kadar efor sarf ettiği e, bir maçta ki sert de bir takımdır. İyi de bir savunma takımdır. 56-65'ti maç. E, 9-0'dı. Yanılmıyorsam 3. periyodun mesela 1.5 dakika vardı. 7-0'la bitirdi Anadolu Efes. Bunu yapabilecek belki bir Madrid olabilir. Yani o kadar iyi bir Zalgiris karşısında. O kadar maçı isteyen ve formda sert bir Zalgiris karşısında. Göreceli olarak hep biz ne diyorduk? Eski Olympiakos tarzı takımlar e, sağlıklı durumlarında Anadolu Efes'e sıkıntı yaşatabilirler diyorduk. E, dediğimizde herhalde bu maçta biraz şey oldu. İlerisi için ne diyorsun abi? Şimdi Efes e, rakibi, işte Makabi de onu evinde yapıyor. E, Real Madrid de yapıyor ama Madrid atarak da yapıyor. O biraz da rakibin e, bünyesinin yapısına göre değişiyor. Yani Efes böyle e, rakibi döverek, e, boğarak e, ev sahibi üstünlüğünü hisseden bir takım değil çünkü çok silahı var. Evet. Sen elini aç ben de açım oynuyor. E şimdi e, hem baboa hem Simon belli bir seviyede olduğu zaman Larkin artı içinde durum yani o kadar çok silahı var ki üstünlüğü sağlama şeyi biraz farklı. Şimdi Dunstan gelince o şey sertliği de biraz artacaktır. Belki hemen değil ama bir ay sonra o da artacaktır. Boyalı alanı belki o kadar içeri yardım etmeden de daha ...kolay şey yapacaklardı Çünkü çok gömülü oynuyor Anadolu savunmada. E savunmadan. E i̇şte demin verdiğim için. Evet. Üç... Ama daha yani dansın da olmadığı zaman... Yani. ...şimdi orada bir şey sıkıntısı var. Yani Playz evet çok önemli katkı yaptı ama... ...yani boyalı alanda Playz'a veya Sertaç'a... ...hatta 5 numaraya çektiğin zaman Singleton'a... ...yardım getirmeden, orayı biraz kalabalık tutmadan... Ee, rakibi durdurmak çok kolay değil. Dansın olduğu zaman daha az getirmen yeterli olabiliyor. Formda bir dansın tabii. Cergin Ataman'dan da bahsetti ki e, oyun krize girmişken e, biz maçı izliyorduk salonda işte arkadaşıma dedim ki Singleton'ı 5'e çekmesi lazım. Gerekirse e, Anderson'u da, kullanabil Anderson da, Anderson da kullanabilir. Anderson'u da kullanabilir 4 numarada. 4 kısayla şey yapması lazım. Hani Moermans'ı oraya koyabiliriz. Moermans Singleton. Çünkü ee, bir ara hakikaten çok zorlandı. Efes hücumu. Tepede geçilmiyor Zalgiris. Şovaplar çabuk geliyor. Yani e, bayağıdır görmediğim bir hücum performansıydı. E, tamam o o dakikaya kadar attığı sayı falan çok iyi ama hani bildiğimiz, Ay, ama bildiğimiz ya, işte, bildiğimiz şimdi. Efes temposunda değildi hücumu. Bozdu yani Zalgiris'i o manada şeyde demek istiyorum. de düşünmen lazım şimdi. Zalgiris'in de e, takım yapısını düşünmen lazım. Amerikan Hı. futbol oyuncusu gibi bir gardı var bir e, kere. içi sakatlamıştı hatırlıyor musun? çarpışmada Geçen sene. Yani, e, <laughs> hala kendine gelemedi <laughs> Kalinic. Hala Niye? dönemiyor e, sol omzundan. Ya tamam <laughs> ama yani keşke hepsi Kalinic gibi oynasa Fenerbahçe'de. Savunmada evet. Bu... E da tabii. Önünde gününe göre değişiyor ama savunmadaki o e, etkinliği gayreti hep orada oluyor. Yani şimdi e, Jelgiris'in takım şeyine baktığın zaman e, sert bir takım olmaya çok müsait. Yani e, o geni var. E, çok da iyi hazırlanmışlar. Çok iyi hazırlanmışlar. Yani, e, belli ki e, hedef maçlardan biri olarak e, Yasikeviç belirlemiş bunu. Kesinlikle. Yani bir günlük idman değil de o. Evet. Yani bir süredir e, buna özel bir hazırlık yapmış. Bir beş gördüm sahada. Milaknis 2 numarada oynuyor. E, bir numara ya Lekavich üstü ya Volkov hatırlamıyorum galiba Lekavich üstü. E, Milaknis'i de uzun sayıcı olarak koyarsam dört uzunla sahadaydı. Bir an aklıma Obradovic'in son haftalarda denediği Dört uzun sistemi geldi. E şey yani bazen hücumda e, şey yapamıyor belki ama fizik olarak şeyde savunmada. Çok... Kim? Savunmada e, o dört uzunu söylerken o savunma şeyine geldim ben. Hücumda Anlamadım anladım. Hayır hayır. Sen o sırada ben sadece savunmadan bahsediyordum. Sen de hücuma geçince ben de savunmadan bahsediyorumu söyleyecektim. Ha Onu ben da... savunmadan mı bahsediyorum zaten? Ha, ben sen hücumu söyleyeceksin. Hayır, hayır savunmadan evet. bahsediyorum. Ee, fizik olarak e, 4 üç buçuk uzun da oynayabilir, 4 uzun da oynayabilir. Evet. Ee, nerede duracaklarını, nasıl kayacaklarını falan çok iyi biliyorlar yani. O mesafe iyi Zor bir var. takım, zor var, zor. Ya onların konfor zonunda oynandığı zaman maç kazanmak çok kolay olmuyor. Ee, abi Anadolu Efes'e şimdi 3 tane deplasmana gidiyor. E, zaten ben artık birin alt bir dışında bir şey bitirmeyecek. Bence de. Yani ben 5 maçta kaybetse 8 olur. E, atıyorum. Son 10 maçta. Ama arada 4 galibiyet fark var. Ya bir de ikili averajda döndü Real Madrid'e karşı. Bir Barcelona'ya karşı ikili veraj döndü değil. E, birinci bitirecek. Lider bitirecek. Prestij açısından çok önemli. E, hocanın da isteği buydu. <laughs> Sezon maçtan beri. Bu arada ben senden tekrar özür dileyim. Niye? Sen sezon başı Anadolu Efes 10 mağlubiyet alırsa alır demiştin. Ben de abi ne yaptın 10 mağlubiyet dedim. O. Yani 6-7 falan maksimum. Görünen o. <laughs> Ellerinden öperim bu konuyla. <laughs> abi e, Fenerbahçe'ye geçelim. E, sen geçen hafta iki maçta da çok zorlanacağını Fenerbahçe'nin söylemiştin. E, ben Zenit maçında o kadar zorlanacağımızı düşünmemiştim açıkçası ama Maka maçında o e, zorlanmayı bekliyordum. Ama Ma Zenit maçı sonrası da Maka bir maçının e, çünkü Nando Dekoldaki bu e, nasıl diyeyim sana işte topallaması diye yani Nando Colo'nun sıkıntılı durumu bu çok formla alakalı da bir durum değil. Ama böyle bu tarz büyük maçlarda ee, bu tarz oyuncular genelde ön plana çıkar diye beklediğimden Maccabi maçını Fenerbahçe'nin ee, bilhassa içeride seyirci desteğiyle de daha Zenit maçının ikinci yarısına göre daha rahat kazanacağını düşünüyordum. Ama maç başladıktan sonra hele ilk yarı bittikten sonra Maccabi'nin oyunu kaosa sürüklemeye başlamasından sonra hiç e, o düşüncemden tamamen uzaklaştım. Abi Zenit maçıyla başlayalım. Eee... Sonra malum bir sayıda kaybedilen ve belki de sezonun en üzücü diyebileceğimiz mağlubiyetlerinden biri değil mağlubiyeti benim adıma sonra bakalım maçı. maçı da çok üzücüydü ya. Zalgiris üzücüydü ama Maccabi maçı abi 7 sayı 7 sayı öndesin top getiriyorsun. Ya yani... maçının üzücülüğü şöyle e, bir de Fenerbahçe'de 3 maç sendromu oldu. 3 maç kazanıyor, 4. maç kazanamıyor üst üste. <laughs> Bu 3. <üçüncü> oldu. <laughs> Yani dördüncüyü göremeden yenildi. Üçüncü seri Abi oldu. şimdi oldu. <laughs> Dekolayla başlayacağım. Evet, çok soru var. Çünkü de e, dün kanalda da birkaç arkadaş sordu. Biz çok fazla sistem takımıyız. Avrupa basketbolunun da gidişi biraz tabii ki sistem olacak ama biraz da bireyselliği ön plana. Sistem içi özgürlüklerin sistem olduğu. Sistem içi özgürlük. Efes'te Evet, o, Olduğu gibi. Şimdi bunun zaten e, Obradoviç farkında değil mi abi? Hı? Farkında. Tyler Ennis'i niye aldı? Evet. Tyler Ennis <laughs> o adam eksiltmeyi iyi yapabilen biriydi. Shane Larkin'ı Efes'ten önce niye transfer etmeye çalıştı? Yani bunun farkında. Şimdi için şöyle bir e, şeyi var. Euroleague tecrübesi olan oyunculara çok önem veriyor. Ekpe Tyler, Tyler, Ennis Euro League tecrübesi olan biri değildi ama Mauricio Gerardi'nin çok iyi tanıdığı biriydi. Çünkü Kanada altyapısından sorumluyken milli takımlar altyapısından Tyler Ennis onun e, şey yaptığı oyunculardan bir tanesiydi. Aşil tendonu koptu. Ekpe'yi gönderiyordu ya. Ya ilk başta Ekpe'yi yani, mi, Ekpe... orada da Mauricio Gerardini'nin e, biraz zaman tanıyalım şeyine e, Güvenli, güvendi, güvenli. birbirlerine zaten çok güvenleri var. Şimdi bu adam eksiltme <laughs> oyuncusunu bu sene Fenerbahçe aldığını düşünüyordu. Evet. Nando Doko o. maçlarını maçlarında seyrediyorsun. Drive ediyor, ya bitiriyor, çabuk elden çıkarıyor. Ya dribling yaparken iki serbest atış geliyor. Şimdi, ya da kısa mesafede kesip bir anda kaldırıp atıyor. Şimdi oyununu değiştirme mecburiyetinde kaldı. Şimdi bak da geçen sene hatta ben onu da çıkardım. İlk 20 maç 7 sayı ortalama ile oynamış. 46'da 14 üçlük atmış. Hatta Efes de onu değiştirmeyi çok ciddi düşünüyordu. Ondan sonra sezon sonu rakamları 12.5 sayı. 20 maçta 7 olmasına rağmen 12,5 sayı ve üçlük yüzdesi %44.9. Yani kalan 10 e, 2 final for 12 12 3 tane de yok 5 mi oynadı? Playoff'ta 5 oynadı 17. 17 maç. Yarısından az yani. Evet. Şimdi Larkin'in bulunduğu durumla De Colo'nun bulunduğu durum aynı değil. Larkin'i göndermeye çalışırken kazanmak ayrı bir şey. Dökolo'yu özellikle bir eksikliğini gidermek için transfer edip onun o özelliğinin elinden alınması veya onun o özelliğini kullanamamasından dolayı geldiği psikolojik noktayı tamir etmek ayrı bir şey. Evet. Bir tahribat yarattı oyuncuda bu. Abi ya Dökolo Dökolo yani ba başka bir biri oldu yani. Son 3 maç 6 sayı. Onda 2 iki, 2'lik. Onda 3 üç, üçlük 8 asist 11 top kayıp. Son 3 maç. Evet. E şimdi dün bana diyorlar ki Dekolo da çok ısrar edilmedi mi? Abi bu bir tercih. Şimdi tabii Dekolo'yu tanımıyorum. Psikolojisi nasıl onu da bilmiyorum ama Orada yani Dekolo yürürlük tarihinde en az maç da oynayıp 3000 sayıya ulaşan oyuncuyu ya sen bugün yoksun galiba deyip oturtturursan ondaki psikolojik hasar ne olur? Yani şimdi Fenerbahçe maçı kaybetti ama yani Dekolo'yu kazanması lazım ki sezonu devam ettirsin. Onu çok önemli. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya da önümüzdeki sezon. akşam eve gittiğinde ya koç bana artık güvenmiyor. <laughs> yani 3 tane kötü maç oynadım da koskoca e, Nando'ya bu yapılır mı falan diyemez. ya Bana biri sormuş zaten. Ben dedim ki Maccabi maçını kaybetmek mi, Nando'yu kazanmak mı? Ben Nando'yu kazanmayı tercih ediyorum zaten. O açıdan bu bir tercih meselesi. Obradovic olsun. Gerardine olsun, teknik ekip olsun. Bu oyuncularla aynı şey Efes için de geçerli. Onların psikolojisini, onların e, nasıl ayağa kalkacağını bizden daha iyi bilir. Ama nasıl Efes maçında Larkin'i oyuna sokmak için MVP 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 diye sinan Erdem inlediyse, e burada da Fenerbahçe taraftarı Dekola'ya ne kadar ihtiyacı olduğunu Farkında. bildiği için ona moral vermeye çalıştı ama ben geçen sene Larkin'in psikolojik bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. O uyum işte MBA'yı kafada kaldı NBA'yi. Ya NBA'den yine mi döndüm? Evet. Yani niye olmuyor şeyi? Ben neredeyim ya? Ama Falan. ben Shane Larkin mıyım? Soru işareti yoktu, yoktu orada. Doğru. Şimdi doğru. burada ya ben Nando De Colo muyum? Soru işareti var. O çok kötü. Evet. Yani o çok büyük bir hasar. Ve maçın hemen başında e, Wesley'nin smacıyla başladı Fenerbahçe. E, ikinci i̇kinci ucum gelir gelmez bir tane attı. Dekolo Ya bu girerse ben kendimi toparlarım şeyi. O girmedi arkasından hemen bir top kaybı yaptı. Yani şimdi Dekolo'nun rakibi ne Makabi ne ondan önce Zenit ne haftaya Real. Dekolo'nun şu anda en büyük rakibi, rakibi Nando Dekolu abi. Evet. Obradoviç de taraftar da ona o desteği verdi. Şimdi başka ne yapabilirsin? Bilemiyorum ama dediğim gibi tanımıyorum. Psikolojisini bilmiyorum. Ama çok büyük bir oyuncu. CSK formasıyla Fenerbahçe forması arasında hakemler açısından bir fark olabilir. Ama Dökoğlu'nun yani Oradaki gibi her e, drive'da düdük beklemesi değil, başka bir şey kafa olarak tamir edip başka bir şekilde oynaması bence burada e, gerek. Oyununu mu değiştirecek? Ya oyunu değiştirmeyecek abi. Normalde at, en büyük iki parçası... tane pozisyon var tam dekola atışı. Evet. Oyunun en bir büyük bir tanesi parçası ikilik, drive. bir tanesi üçlük. Yani e, o kadar şey yaşıyor ki, travma yaşıyor ki. Normalde peynir ekmek gibi attığı şeyleri de atamadı. Atsa zaten Fenerbahçe maçı kazanacak. Peki burada hücum düzenlerinin oturmamasında bir etkisi olabilir mi? Ben sana tam, abi fikrimi söylemiştim bu konuyla alakalı da, abi ben bunun tam şeyini toparlayamam cümlesini hatırlıyor musun? Zenit maçını izlemeye beraber. Ya Fenerbahçe'de mi? inanılmaz maç içinde de, sezon içinde de bu sene inişler çıkışlar oluyor. Evet. Yani, ya 2017 sezonunda Yani evinde musunuz? oynuyorsun, taraftar coşmuş. 7-0'lık bir seri yakalamışsın. Bir mola alınıyor. Moladan 0-9'la dönüyorsun. Olan trajediler olarak söylüyorum. E, da takım çok farklı iki takım. Bir kere karakter olarak çok farklı iki takım. Oyun yapısı olarak çok farklı iki takım. Ana parçaların oyuna etkisi olarak çok farklı iki takım. E, ama bence bu takımın e, diğer takımdan yetenek olarak bir farkı Diğer yani takımın dediğin hangisi? 2017 ha. sezonuna benzetiyor musun? Normal sezonun bu sezonu biraz. Makabi maçında da son saniye basketi falan olmuştu ya. Hatırlıyor musun? Birçok kaybedilen o tarz bir maç var. Hayır, hayır bak. Trajediler babında söylüyorum. Yani. yani hikaye benziyor olabilir. Hikaye benziyor işte kahraman, onu söylüyorum. Kahramanlar e, Teşekkür ederim. çok farklı. Katılıyorum. Şimdi bu sene e, bana sorarsan Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi Wesley ile birlikte e, istediği zaman sahaya inanılmaz enerji yansıtan, e, boş alanı bulduğu zaman, doğru pozisyonda topla buluşup üçlük pozisyonu hazırlandığı zaman baktığında dün bir sürü NBA scoutu gelmiş, Derek Hoymisi beğenmiş olabilirler hücumda gördüklerinden dolayı. Evet. Ama şimdi Fenerbahçe'nin bunu e, bu sene ortaya çıkan bir şey olarak da görmüyorum. Ee, kısa oyuncularının birebir e, savunma becerisinden dolayı, zaten üç uzuna ondan dönüyor. Arkada savunmayı bilen bir dört numaranın mutlaka Wesley'in yanında olması lazım. Kesinlikle. Şimdi hiç bilmiyor. Savunmada yaptığı bütün olumlu hareketler içgüdü. Ya bir top çalma, gidip smaçlama. yani Dorsey evet. de fena savunmadı mesela. 75-74'te o bir tane Dorsey'nin attığı. Fena savunmadı. Ya, şimdi orada da birebir kaldı. Yani, Toplu oyuncuyu savunmada çok yani, bir sıkıntısı yok. Benim sıkıntım nerede duracağını bir de çok seyrediyor. Evet. Pozisyon ondan uzak gelişmeye başladığı zaman çok seyrediyor. Bak dikkat et. Kaç kere boş yere arkasında adam yokken out pozisyonun içine hocam. gireceğine Aynen. kollarını böyle arkaya Aynen. şey yapıyor. Şimdi pozisyonun içine girebilecek her özelliği var. Atlet çabuk sıçrıyor, hopluyor. Yani ama bu bir alışkanlık ve yok yani yok. Yani şimdi geçen sene Wesley'nin sakatlığına kadar Fenerbahçe'yi düşün. Eee Geçen sene de çok geniş bir uzun rotasyonu yoktu. Çünkü Laverne sakattı. Ama Melli vardı. Ama Melli vardı. Yani... 7 işte, tane maç çıkardı final serisinde Türkiye'de. Hayır şimdi savunmada profesörden stajyere geçtin. 4 numara pozisyon. Stajyer. Stajyer. Staj stajyer. <laughs> ay <Fransız'da. gülüyor> ay o açıdan. Stajyer. Stajyer. Para para yok. <laughs> yani Fenerbahçe'nin Efes'ten farkı Mutlaka ve mutlaka bu kadro düzeninde evinde Boğacan abi. Evet. Ama onu yapacak uzun rotasyonu yok. Kısa rotasyonu aynı. Do Datome dün çok kötüydü. Beni çok şaşırttı ama Kaliniçle Datome ya yani Datome bir daha öyle oynamaz. Yani barometrelerde sıkıntı var dedim. Yok Kaliniç iyiydi bence. Fena değildi. Yok bence, bence iyiydi yani. Fena değildi ya. Yani bildiğimiz Kaliniç değildi manasında söylüyorum. O en biz hala gelemedik ki oraya. Bir türlü. Eee ama böyle e 13.000 kişi gelmiş, 12.500 kişi gelmiş, rakibin eksikleri var. Onları bir şöyle wow diye boğalım. O Olympiakos 8'de tutardı. O Radoş'un panoları 11'de tutardı. E öyle bir şey yok Fenerbahçe. Ufak ya. bir eleştiri yapayım mı? Yap. Kendimi de katarak yani o salonda maç izleyen bir... E, seyirci olarak söyleyeyim, taraftar olarak söyleyeyim. Fenerbahçe e, ülke arenadaki ben bu arada basketbol taraftar kitlesinin zaten öyle olması gerektiğini, oyunu bilen bir taraftar kitlesi gerektiğini basketbola düşünüyorum. Yani futboldan çok daha ayrı bir taraftar kitlesi olmalı. Fakat orada şöyle bir durum var ülke arenada. Takım taraftarı havaya sokuyor. Aslında taraftarın görevi biraz da takımı havaya sokmakla alakalı. Orada ben kendim de dahil bir eleştiri yapayım yani. Takım iyi olduğu zaman taraftar. Ya ya? Ben buna şimdi tam katılamayacağım. Bütün Öyle sezona bak. Salonda. Bütün sezona baktığın zaman bugün Fenerbahçe'nin özellikle evinde başına gelenler herhangi bir takımın başına gelseydi bu taraftarın yarısını bulamazdı. Katılıyorum ama bak abi. Abi bak. E takıma da çok büyük eksi yazıyor bu artık. Takım da o psikolojiye giriyor yani. Bak ben de dahil olmak üzere giriyorum. Bak şimdi Fenerbahçe'nin kalan içeride maçlarını biliyor musun? Çeşka, Real, Real Madrid, ÇSK, Kızı, Kızı, Yıldız, Kızı Yıldız Olympiakos, Olympiakos Panathinaikos. Hepsi sert maçlar. He. Yani burada da en çok görev bize düşecek yani. Ben de o salon, biz diyorum ki ben de o salonda o her maçı izleyen bir taraftar olarak. Evet farkındayım. Eurolik ee, Euroleague organizasyonu bu sene talihsiz diyeceğim artık. Yani ay hiç talihsiz falan deme. Yani, tamam hakemleri de e, rayından çıkardılar. Rayın ha hakemler de artık yani, gördüğünü değil aklındakini çalmaya başladı. Şimdi için, e, ama artık bizim taraftarımızın o işin içinde olmaması ya olmaması lazım derken tepki falan yani oyunu okları artık ya bunu ben de yapıyorum ha bu arada kimse yanlış anlamasın. Öyle yapmaya başlayınca hakemler üzerine doğru her şeye her olayı hakemlere endeksli yapmaya başla. Ya bunu hakemler itti tarafta taraftarını biraz oraya da bu sezon olanlar özelinde. Takım düşmeye başlıyor. Hakikaten düşmeye başlıyor. Ben bunu salonda ve takımda hissedebiliyorum. Geçen hafta da söyledim ya sana. Sen de söyledin hatta. Ya yani ben bunu orada olan biri olarak artık hissedebiliyorum. Ama hakikaten çığırından çıktı. Ben kabul de ediyorum. Yani yönetim olarak. Sağ içi yönetim olarak çığırından çıktı. Gördüğünü değil, aklındakini çalan bir Hakem üçlüsüyle biz Abi her şimdi hafta dün, dün dünkü ben... maç bu arada kaybedilmesi sadece hakem değil. Ya hiçbir maçın hiç kaybedilmesi maçın sadece hakem değil. Evet. Bir maçın kaybedilmesi sadece hakem diyebileceğin CSK maçı var. Finalde. Elotor Moise'li üçüncü hakem. Ee, Real Madrid maçı bile o Melli'yi arkadan itme. Mesela ondan özür dile ya. Eğer mektup yolluyorsan. Evet. Final maçı. Görmedin mi onu yani? Dünkü'nün Ama o da o Dün maçta pozisyonuyla ilgili gelir mi özür bu? Hangisi? Dün Veseli hücum faaliyle ilgili özür mektubu gelir mi? Gelmez. Şimdi bak. <laughs> veseli orada kendini fazla attı. Attı kesin. Ha, tamam İzledim mı? tekrar. Ondan onu görmemezlikten gelmek yanlış olur. Maçın son pozisyonunda bence Sulukas'a faal yok. %100 ondan önce çalın çalınan üç tane yani tam böyle ev sahibinin balonunun havasını çıkaracak faal var. 4 saniye kala sulukası en iyi serbest atıcı dekoladan sonra serbest atış çizgisine yolladı. Hakemler dedi ki ben tarafsızım kardeşim bak ne çaldım size. Ama son pozisyonda Veseli sağda yok. Fenerbahçe son pozisyonu so tamam Orada yani o kadar doğru. da ince düşünüyorlarsa zaten pes yani. Orada da hocaya yazar tabii ki. Abi orada yani ben olsam, yani ben böyle öğrendim. Oyuna hiç girmemiş Ahmed'i, topu oyuna sokan. zıpla. Ha, topu zıpla. oyuna sokan oyuncunun önüne dikerim. Takımın geride kalmış en uzunu olarak veya Derek Williams'ı orada oraya zıpla derim. Ama takımın en kısası Sulukas orada topu oyuna sokacak oyuncunun önünde olmaz benim şeyimde. Bir de Kolayro 2-0-3. Pozisyon savunmasını en iyi bilen Datome nasıl bir maç oynuyorsa oynasın ve Kalinic mutlaka sahada. Sahada Kalinic olur. sahadaydı zaten galiba. Evet. Ve Williams'ın pozisyonuna da Malcolm Thomas'ı koyardım. Yani gelip kapatacak eğer o pas gelirse Beşinci oyuncuda da, da e, Westerman olurdu. oraya çünkü Murat dedin tabii koçum yani hepimiz anlatıyoruz da kamerayı kovdu ya. Evet, sefer. Molada kesin dedi pota altına özel is, isim verdi mi bilmiyorum ama pivota belki hatta hunter bile demiş olabilir. Özel bir oyun hazırlıyor dedi. Orada kimin birinin de perdesi var Kaliniçi. Tamam işte perdeden ha, zaten. Girerken. Ama mesela e... Thomas topu görmüyor bu arada yani. böyle Ha onu söyleyeceğim. Şey oluyor. Bobby Knight'ın e, en büyük şeyidir abi. Oyuncu kendi oyuncusunu gözleriyle değil temasıyla takip eder ve mutlaka gözleri topta olmalı. Şimdi topa bakıyor olsaydı o pası çok rahat çelecekti şey. Esinlikti. Malcolm Thomas. Ama işte o topa baskıyı da Datome orada Suluk asyane yapıyor olsaydı belki o pas oraya öyle rahat da gitmeyecekti. Abi Kolayron boyu 2.03. Datome de 2.03. Koy karşısına. Bütün elini ya Ahmet'i koy sonra. ya. Olduğu yerde zıplayıp dursun işte. Ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> yani. Peki abi. Ama Fenerbahçe e, son pozisyondan önce de bir takım şeylere hala çözüm bulamadı abi. Bu kadar iniş çıkış. Hele bu kadar birbirini tanıyan oyuncuların dekoloyu ayrı bırakıyorum. Şimdi Sulkas, Datome, Kalinic, Kalinic Wesley. Kalinic. Ee, Melih ama Melih bir şey oldu Melih'le herhalde. Onu, hiç, hiç onu öğrenmeye çalışacağım. Yani bir ara hücum rebound'ı alıyoruz, kaçırıyoruz. Hücum hmm. rebound'ı alıyoruz, kaçırıyoruz. Dört tane en son e, suluk asattı. Yani, Dört hücumlu mount üstüne ve tuğla attı yani. Hani kötü bir şut attı. Melih'le bir sıkıntı var herhalde. Çünkü yani o dönemde orada pozisyon hazırlayabileceğim. Ama tepede de hiç uzuna top indiremedik ya abi. Hiç o servisi de yapamadık. Bir bak hangi stratejilerimiz yani zaten yapamadığımız musun? dönemler biz hep sıkıntı çok yaşıyoruz. Çok sıkıntı 45 46 sonrası 7-0 gelen bir seri var. Orada gerçekten akan bir Fenerbahçe hücumu. Bütün sayılar tamam, sonra ondan mola aldı. 9-0 geri Heh. geldi. Ee, tamam Fenerbahçe'nin oyun içinde 10-12 dakika bazı maçlarda 15'i gördüğü akan oyunu var. Çünkü fener, biz ne diyoruz hep Fenerbahçe bir hücum takımı. Hücum akmaya başladığı zaman savunma çok yukarı çıkıyor Fenerbahçe. Topu doğru paylaştığı zaman maça hükmetmeye başladığı zaman da iyi bir bireysel savunma takımı olmayan Fenerbahçe defolarını kapatıp çok iyi bir savunma takımına dönüşüyor. Ve maçın sahanın patronu oluyor. Tempoyu da belirliyor, her şeyi de belirliyor. Tam bir büyük takım havası. Ama hücum akmadığı zaman büyük sıkıntı yaşıyor. Şimdi burada hücum akmadığı zaman niye diyorum? Yine anda dök oluyor. Fenerbahçe diyeceğim. hücum takımı diyorsun. Fenerbahçe belki iyi hücum ettiği zaman savunmada daha gayretli oynuyor. Hücum takımı onu o yüzden öyle hücum takımı diye bakıyorum. Yani sayıyı çok yüksek sayı yüzdesiyle oynayan atıyor. Yani Peki sayıyla oynayan bir takım olarak söylemiyorum. Fenerbahçe'ye hücum takımı demen için CSK'daki kadar olmasa da onun %90'ı bir de kola lazım. Doğru evet, mu? Kesinlikle. Son 5 yıldır alkışladığım bir Bobby Dixon lazım. Katılıyorum. E, i̇kisi de yok. Nasıl hücum takımı Fenerbahçe? Hücumda topu doğru paylaştığı zaman uzun rotasyondaki sıkıntılardan dolayı Westerman'ı 2 metreye yakın olduğu için oynatıyorsun. Westerman maç sonunda inanılmaz sorumluluk alıyor kötü oynadığı... dünkü maçta bile. Ben dün hissettim o Çok kritik bir üçlük soktu. Ama Westerman bir hücum oyuncusu değil ki. Yani Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu olması için yani hucum takımı... şey hücum takımı olması için hücumda e, bir şeyler yaratabilen oyuncuları da olması tamam lazım. Işte Efes top... Anadolu Efes hücum takımı. Ya Anadolu Efes zaten ekstra bir hücum takımı. Ona bir tamam. şey demiyorum ama Fenerbahçe hücumda ne zaman ki yukarıya çıkıyor bambaşka bir havaya giriyor savunmada. Onu demek istiyorum. Topu doğru paylaştığı zaman o spacing'i doğru yaptığı zaman da Fenerbahçe'nin keskinliği artıyor. Hem savunmada hem oyun içinde. Fenerbahçe'nin o yüzden yene, hücum takımı. Tamam, bunlar dedi. ama işte geçici dönem dönem olur. Fenerbahçe'nin bu kadro yapısıyla şu an Babi ile Dökolo'nun bulunduğu e, form durumu diyelim. Eee İlk çeyreği öyle oynama lüksü yok böyle bir takıma karşı. Eksikleriyle gelmiş. Sen bir faal yapıyorsun. Sen 24 atıyorsun. Onlar 21 atıyor. Onlar diyor ki oh, tamam ya diyor. Biz 3-5 dakika şöyle bir dişimizi sıkarık. Oradan iki düdük gelir. Tamam biz buradan galibiyetle çıkarız diyor. Şimdi 24-21 bitireceğine 14-11 bitir. 15-11 bitir. Nefes aldırma. Ya bir dakika ya. Bir dakika ya. <laughs> Bırakın da bir. Çemberi <laughs> gören var mı diyeceğim. Aradaki farkı anlatabiliyor Ki musun? Ki öyle başladı biliyor musun? Nasıl? O daha e, Makabe'nin ilk hücumunda tepede ikili sıkıştırma getirdi. Veseli çıktı, Kalini çıktı. Bir daha daha yani topu yere vuramamıştı Makabe'yi. Daha ilk hücumunda. E sonra? Bir anda işte hücum akmamaya başlayınca sıkıntı yaşamaya başladı abi. Yani falan. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Nando Dekolu konusuna ben sana geçen gün söylediğim şeyi söyleyecektim. Onu nasıl toparlarım bilmiyorum. Sen daha iyi toparlarsın. Sezon başında ana parçaların sakatlığı, Nando'nun çok iyi bir bireysel oyuncu olması, e, müthiş bir fundamental'a sahip olması, 39 sayı attığı Baskonya maçı. Yani sezon başı daha çok ön plana çıkıyordu. Ve ana parçalar sakat ve düzenler hiç alakası yoktu Fenerbahçe'nin eski düzenleriyle. Şimdi ana parçalar sağlıklı duruma geldi. Daha oturmasa da belli bir düzenler, belli bir düzen... Oturmaya başladı tekrar Fenerbahçe'de. Düzenler oturduğu zaman da bu kadar bireyselliği yukarıda bir oyuncunun zorlanması olarak görüyorum ben Nando Decoğlu'nun zorlanmasını. Çünkü o düzen içinde bireyselliği ön plana çıkarmak çok kolay olmuyor Fenerbahçe'de. Yani koy Efes'e. Baba, Çeşka'da Teodosiş'le oynadı. Evet. Rodriguez'de oynadı. <laughs> Corey Higgins'e oynadı. Evet. Orada tek başına. Ama bak yani. geçen sene CSK'da e, düzen değiştiğinde de Final Four'a kadar Nando Dekon'un çok iyi performansı yok. Onu 15. haftadan sonra belki istatistiklerde vardır. Ben birçok maç ama Finali çok iyi oynadı. %90 sağ içi isabetiyle oynadı. O da Efes'e denk geldi. Yani İtüydü sistemi değiştirdi. Düzen içi ayrıca döndü. Yani onu da herhalde yani NBA'den ee, tabii çok benzerlik gösteren yanları da var. Hiç göstermeyen yanları da var. sisteminin geçen seneden beri. Düzen içi isolation diyelim onu. Hani Corey ve Clyburn üzerinden. Clyburn'un olması da orada. Tabii tabii. tabii o çok büyük, büyük etken şey. oldu. Ama çok büyük iş yaptı. Doğru okumuş e, Avrupa'nın geçen e, geçişini yani. Alpa basketbolunun hızlandığında. Şampiyon oldu. Oradan anda dekolo e, Rodriguez'e dair çok geri planda kalmış adam. Çıktı Nando Deco mesela. En önemli maçta. Final maçında. Anadolu Efes'e denk geldi. %90 sağ isabetiyle şampiyon oldular. 3 oyuncuyla şampiyon oldu finalde. Ha tabi işin savunma kısmında Heinz'in, Mainz'in, e, Kurbanov'un falan acayip katkıları var. Ona bir şey demiyorum. Ben işin hücum tarafında söylüyorum. Yani Nando Deco'yu bu sisteme nasıl entegre edersin? Bu psikolojik, mental boyutunu da açsa. Mesela maçlarını sever. Real Madrid maçları. Benim Real maçına Nando'dan bir beklentim var. Çünkü Fenerbahçe tamam kimliği büyük bir takım. Çok sancılı geçiş dönemi yaşıyor. Ama Nando Dekolo bu durumda olduğu sürece fener. Yani biz ne diyorduk bu uzun rotasyonla maç kazanamaz. için Nando De Kolo, bu durumda olduğu sürece büyük maç kazanamaz. Kazanamıyor zaten. 8-8'de daha hiç galibiyeti yok. Ne olması lazım? Çok soru geliyor. Ben hani düşünüyorum senin söylediğin sorunla benim söylediğim sorun dışında aklıma başka bir şey gelmiyor. Nasıl entegre edecek bunu? Yani koç da çok formsuz çünkü. yani koç hiç hakim değil olaya. Yani, hiç hakim değil demek ayıp olur biraz yani. Hakim de olmasın bu arada. Kredisi sonsuz ben. Hayır. Yani, o ayrı Şimdi konuda, formsuz diyorsun dört uzun tak diye buldu geçen hafta abi. Yani. Ee, onu da o kadar obradoviç yapacak abi zaten. <laughs> hayır. Koç bir kere senden benden basketbolu daha iyi hissediyor biliyor. Yani şimdi e, ben şeye şaşırdım. Teknik faal almamasına şaşırdım. Evet. Yani bu kadar Zenit e, maçında alabilirdi mesela. Dün de alabilirdi abi. Dün de. Ya dün hiç e, uyarı da gelmedi. Ama, Aaron Jackson'ın kendini şimdi yere atması, Reynolds'un... Yok konuşma, beyn, böyle aklıma beyninden geldi. Beyninden vurulmuş gibi kafalarını tutarak kendilerini yere attılar. Bir uyarı yok. Rol yapma, aldatma yapma yok. Hatırlıyorsun çünkü evet, iki evet, pozisyonu. Evet, evet, evet. İkisinde de kafaya falan hiç temas hiç yok. yok. Evet. E şimdi bu çiftte o için kafası dağınık. Evet, onu söylüyor. Ama bunun da bence etkisi var. Ha yine başladılar diyor. Ha, ilk defa saygı görmüyor bu kadar ya. Bu kadar... kadro olsa ya da bir mellisi olsa diyecek ya. <laughs> hadi bakalım. Siz mi ben mi? Peki, Lovernier'in de Lovernier milli eklemesi olsa mesela şu an Fenerbahçe'de şampiyonluk şansını ne görür? <laughs> Ya öyle bir şey olmayacağına göre... Olsa diyorum. LeBron'u da al, almakla Melli'yi almak aynı şey şu anda. Ya, tamam, öyle şey bir şey olmayacak. Diyelim ki göre... oldu ya da e, iyi bir ekme Lovernier'in Nedir ya. sence şans? Efes'in önüne koyar mısın? 50-50. <laughs> Çok arada kaldı. Bir ya. hakkım daha varsa ben Wanamaker'ı işte. <laughs> <laughs> o da olabilir evet. E abi e, yani sonra bizim Bak Wanamaker ikinci yılı gitmeseydi. Geçen. Çünkü ben, ben Ama onunla... Tyler Ennis'i nice aldılar biliyorsun. Ben, hayır o gitti diye aldılar. Aldı aldı, gitti. Ben onunla konuştuydum MVP seçildikten sonra. E, ondan bir, bir buçuk ay önce hatta iki ay önce e, yani git, gitmeye yakındı. Hep e, ee, ilk tercih bu benim burada tek senemdi ama Final Four yapıp final oynayıp ligi kazanıp MVP falan olunca e, biraz bir sene daha herhalde burada oynarsam üstüne koyarım gibi düşünmeye başlamıştı. O ikinci yılı kalsaydı o işte onun ikinci yılı müthiş olurdu bak ben sana söyleyeyim. Evet. Ya, o, onun tek defosu, tek demeyeyim tabii birkaç defosu var mı? Tek defosu şeydi. Onu bir türlü aşamamıştı sezon içinde. Sonra sezon sonuna doğru onları da yapmamaya başladı. O tek drive üzeri e, yüksek posttan kaldırıp attığı maç topları olsun. Birkaç tane kaçırmıştı. var öyle çünkü çok akılda hafızada kal ama çok değerli bir kısaydı yani. Bence final Fener, Fener, maçında zamanında birebir tek savunabilen istediği zaman ama. Tamam, istediği zaman herkes için o <laughs> geçerli. Birebiri tek savunabilen Karşıda kim olursa olsun kısa oyuncusuydu Fenerbahçe. Ben bu sene sezon başında Fenerbahçe'ye e, eklemelerle alakalı bir tweet atmıştım. Hiç unutmuyorum. Vanamaker. Çok katılacaksın bu tweet'e ama olsun. Vanamaker. bir iç çekebilirsin. Nando De Colo. Axel Tupan. Chris Boucher. <laughs> Çok en fikir olurduk burada galiba bu dört eklemeye. Yani şimdi dönüp bakıyorsun. E, Fenerbahçe'nin bu sene ara transferle dahil Berkay'ı da koyduğumuzda 6 tane transfer var. Sezon başında bu 4 ek, bu 4 ekleme. E, ben Tupan ve Chris Boucher'in bütçeyi de çok sarsacağını düşünmüyordum. Tabii ki Nando Dökolu için belli tavizler veriyorsun. Vanameker'ın da NBA'deki durumu sezon başı ama biraz şeydi ama ya. ama kaldı. Bir de ha, orada Brett Brad Brad Stevens, da, tabii. yani sen doğru yoldasın. Aynen. 2 ee, yılın bittiğinde Burada da olabilir, başka bir yerde de olabilir. Çok önemli bir kontrat imzalarsın böyle. Ya çok akıllı da oyuncu abi. Yani fiziği zaten Amerikan futbolcusu gibi. Şutu var. Ya o savunma yap yaparken göğüslediği zaman sıkıysa geç geçiyor. Peki abi yani. sana bir şeyler söyleyeceğim. Ee, biz bunu hep konuşuyoruz ama bu biraz artık tabii teorisinden öte böyle zangi iş oraya doğru gidiyormuş gibi olmaya başladı yani. Ee, sanki bir 8e doğru gidiyoruz. Vallahi yani. Ben yani Fenerbahçe'nin Madrid'i ve Valencia'yı yenip e, Yedinciliğe şey yapması lazım. Olmazsa çünkü Valencia'da, yani daha çok sular akar On hafta var. Bir de önümüzde şimdi biliyorsun bu hafta Türk Türk var. Bence Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat. Ben, hani e, Larkin'le Nando'yu benzetmedim ama takım olarak şöyle bir benzetme yapmak istiyorum müsaadenle. Geçen sene Anadolu Efes Şubat'tan sonra yukarıya çıkmaya başladı. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmıştı belki ama Şubat'tan sonra Efes bir inmelendi. O dakikaya kadar da he, kazanıyordu. Simon çıkıyordu. Boboğa çok iyi başlamıştı sezona. E, Mitch işin içindeydi. Dunstan, Moerman çok iyi başlamıştı. Devamlı ettirdi. E, Fenerbahçe'de sadece Nando değil tabii ki sorun ama sanki bu Türkiye Kupası ve verilen bir Euroleague arası hem mental hem de takımın hücum düzenleri için bir fırsat diye düşünüyorum ben. Çünkü oturursa başka bir seviye görebiliriz gerçekten hala. Ya olabilir ama şimdi sen sorunun cevabını kendin verdin esasında. Yok 1-8'i söyleyecektim. Yani geçen sene Kovan'ı hazırdı. Queen Bee'yi bekliyorlardı. Kraliçeyi. <laughs> Kralı. Evet. Larkin gelince yani geçen sene Larkin'in kötü oynadığı dönemde Mitsic çok iyi oynuyordu. Moerman çok iyi oynuyordu. Ee, Baboa çok iyi oynuyordu. Dunston çok iyi olmasa da iyi oynuyordu. Şimdi Fenerbahçe'de çok iyi oynuyor, oynuyor diyebileceğin kaç tane oyuncu var istikrarlı bir şekilde bu sezon? Veseli çok iyi döndü. Hani sezonun tamam. geç. Şu an için Sulukas'ı iyi oynuyor. Tamam. West kısıtlı değil ama. rolünde fena katkı vermiyor. Ee, ama şimdi Datoğlu çok iyi oynuyordu son iki maçtır e, evet. bir şey. Kalinic Kalinic yavaş yavaş geliyor. geliyor. Onun zaten ama, biliyorsun baharları seviyor. Hayır, ama yavaş yavaş geliyor. İşte son iki maça kadar çok iyiydi. Evet. Yani o Devamlılık. Efes'in yani Lark'inin e, kovana konmasıyla orası tam bir şey oldu. Fenerbahçe'de öyle bir durum yok şu anda. Ha, olmaz mı? Olabilir. Türkiye Kupası'nda e, olabilir. Fenerbahçe zaten koç da geçen hafta bir yerde söylemiş. Bu sezon her şeye rağmen sadece tam takım iki idman yaptık dedi. Ben Fenerbahçe'den yani hiçbir şekilde umudu kesmiş değilim. Ben sadece Fenerbahçe'nin ne olursa olsun kazanabileceği maçlardan galibiyet çıkaramamasına şaşırıyorum. Bir evet. Jalgiris maçı. 7 sayı öndesin. Bir dakika var. Evet. Top sende. Yani tamam. iki tane mektup geldi. Bilmem ne şu bu. Ama e, benim yani dün de Fener TV'de söyledim. Yani Fenerbahçe bu maçı kazansaydı da ben yani Fenerbahçe kazandı diye mutlu olacaktım. Ama oynanan oyundan yine mutlu olmayacaktım. Evet evet. Ama kötü oynayıp kazanmak da tabii ki biraz takımın kimliğiyle alakalı bir durum. Ya. O Hiç olmazsa o mental eşiği geçecekti. Yani yani şimdi bak, bak Anadolu EFES'in çok... kötü oynayıp kazanma hakkı var. Zayges maçı mesela. Çünkü zaten çok iyi bir seviyede. Şu anda Fenerbahçe'nin 2-3 maçı 40 dakika olmasa da 30-32 dakika, 33-34 dakika. Şimdi Fenerbahçe kanalda bazen kalabalık şeyler ediyoruz. Üçüncü çeyrekle mi bir düşeceğiz. <laughs> Son çeyreğe bunları bunları daha aşamadı Fenerbahçe. Evet. Taraftara da hissettiriyor bunu. Yani taraf, ya Şimdi ta, o şeyi taraftar konusunda e, dediğim gibi yani şimdi 7 tane zor deplasmandan sonra herkes diyor ki tamam diyor evimize geliyoruz. E, Zenit var. Valencia, Valencia var. var. O <laughs> şimdi o ikisini kaybedince birçok takım sezonu kapatır orada. Evet. Birçok taraftar bir daha maça gelmez. Yine dün 9-10 bin kişi havaya rağmen. Bir de kapan, kaybediş şeklini düşün. Tabii tabii. Son toplar. Yani. O açıdan Fenerbahçe taraftarı hakikaten e, takımına çok sahip çıkıyor. Evet. Çok seviyor. Bütün aksi giden şeylere rağmen. Ama yani burada benim e, çocuklara söylediğim şey şuydu. Neydi biliyor musun? Çok önemli bir takımla oynuyoruz. Devre arası soyunma odasına girdim. Herkes ağlıyor. Hakem de Euroleague hakemi. İsmini vermeyeceğim. <laughs> Affedersin. Eşek sudan gelene kadar dayak yedik. Zaten fizik olarak şey. Furkan var mı? Furkan'ın Furkan da vardı galiba. Ama hatırlamıyorum ona da tebrikler Aynen. yani gurur kaynağı ee, şey niye ağlıyorsunuz dedim ben genelde hiç koçları falan şey yapmam karışmam abi, abi görmüyor musun bakın dedim maç bitince dedim gideceksiniz o hakeme zaten hakem sağda görünce ya biz daha Ekranda yeni izledik, maçında <gülüyor> dediler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür edeceksiniz dedim. Ee, o takımdan yanılmıyorsam 3 veya 4 profesyonel oyuncu çıktı. Zorlukları aştığın zaman çok önemli yerlere gelirsin Asla Fenerbahçe için fırsat. Ha. Fenerbahçe artık biliyor ya düdük yok. Evinde de oynasan, uzayda da oynasan, düdük yok. Ondan artık bu kafa yapısına alışmak lazım. Bunu aştığın zaman bak Fenerbahçe playoff yaparsa bunu aşarak yaparsa çok acayip bir playoff serisi oynayacaktı. Bak itimat Katılıyorum. Ben Fenerbahçe'nin zaten playofflara sağlıklı kaldığı zaman eşleşen takımın düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha 10 hafta var ve bu 10 hafta aslında kısa bir sürede değil. Ben zaten bu arada playoff e, potasının e, limitin 16 veya 17 galibiyette olacağını düşünüyorum yani. 8.nin e, ya maksimum. haftada herkes zaten herkesi Çok şey var yani 16 veya 17 galibiyet playoff. 18 galibiyette 7. Fenerbahçe'nin aslında Real Madrid'i yenmesi büyük maç galibiyeti olarak yene, yenerse takımın o mental eşiği artık bir tık yukarıya taşıması için çok önemli. Valencia maçı geliyor sonra deplasman. Yani Fenerbahçe kalitesi, kimliği, organizasyonu olarak hiçbir zaman bir Valencia ile eşti. Yani gider deplasmanda da yener. Çok acayip şeyler olmaz. Yeter ki Fenerbahçe Fenerbahçe gibi olsun. Ve e, Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin içerideki beş maçı. Beş maçında da gerçekten seyirciye çok büyük iş düşecek. Ama ben kendimden de rica ediyorum. <laughs> Bak kendimden de. Tarih Abi, yazıyorsun. Aynen Kendinden giderken, rica eden aynen. ilk adam. Gidin Giderken maçlara falan kendi kendime arabada da böyle düşünüyorum falan. Evet hakemler baskı altına alınmalı. Ama onun dışında yapılan her şey takımı gerçekten ve gerçekten bir tık aşağı düşürmeye başladı. Ben bunu kendi adıma hissediyorum. Yani dün Lot o Veseli'ye çaldı. Hücum fualde verdiğim şey teknik fualde verdiğim tepkiyi görsen beni tanıyamazdın yani. 2016'dan girdim. Bu seneden çıktım yani. 2016 finali. zaten hemen uyarıyorlar feneri. Çok sinsiz hemen uyarıyorlar. De, hemen. Evet. Daha... Ya dün... Makabi niye uyarmıyorsun? Uyarılacak 5 tane pozisyon var hiçbirinde uyarılmaz. Wesley kendini yere attı. Zaten <laughs> e, hücum faali değildi. Davies ne yaptı? Brandon Davies. Ya abi Brandon Davies'e Valencia deplasmanında son periyot 3 <laughs> tane düdük çıktı. 3 3. 3 tane. Ama EuroLeague için Jordi Bey çok yanlış yolda. Evet. Ulebin sonu FIBA ol olma yolunda böyle gidiyor. Farkında değil şu anda. Tamam mı? Çünkü 20 sene önce de FIBA maçlarında buna benzer şeyler konuşuluyordu. Ondan hakemleri de rayından çıkarttı. Hakemler de ne çalacağını ne çalmayacağını şaşırmış vaziyette. O açıdan bilmiyorum bu sene böyle geçse de bu yazın çok ciddi toplantıların olması lazım. Kesinlikle. Ve o ULEP toplantılarında da Fenerbahçe'nin çok iyi temsil edilmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum abi. Abi o zaman programı kapatıyorum. E, haftaya e, Türkiye Kupası var. E, bütün takımlara başarılar dileyelim. E çok değişik, sürpriz bir final de görebiliriz. E, sert geçecek. E, sakatlık olmasın. Önemli en olan büyük, o. De, yani, en büyük geçen sene biliyorsun Fenerbahçe LoVerne kaybetmişti Türkiye Kupasında. E, hangi takım iyi o kazansın. Eklemek istediğim bir şey yok. 20. bölümünde sonuna geldik. <laughs> Abi ağzına sağlık. Sağ ol teşekkürler. Ee, önümüzdeki hafta program yap yapar yok, mıyız? Yok. İstemiyoruz. Yok. Bir hafta beni rahat bırak. Ben bir nefes alalım. Vallahi. <laughs> tamam. ee, nasipse iki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baboğa 13 attı ama belki de maçın en zor şutunu soktu. Yani Efes'in e, şu anda görüntüsü 10 üzerinden 10. Sadece alınan önlemler değil, normal Larkin gibi de oynamadı. Sonra ikinci yarı 23 sayı attı. <laughs> Efes böyle e, rakibi döverek, boğarak ev sahibi üstünlüğünü hisseden bir takım değil. Çünkü çok silahı var. Ya ben Nando De Colo muyum soru işareti var, o çok kötü. Kolo'nun şu anda en büyük rakibi rakibi Nando De Colo. Arkada savunmayı bilen 4 numaranın mutlaka Wesley'nin yanında olması lazım. Fenerbahçe'nin Efes'ten farkı bu kadro düzeninde evinde Boğacan abi. Fenerbahçe'nin ne olursa olsun kazanabileceği maçlardan galibiyet çıkaramamasına şaşırıyorum. <laughs>